Cümleten selamünaleyküm aleyküm sevgili arkadaşlar sponsorumuz golvar.com katkılarıyla hazırlanan videomuz hepimiz Hoş geldiniz Ben de hoş geldim Golvar.com'u Aşağıda hemen açıklama kısmında linki var ziyaret edebilirsiniz benim şu ana kadar yayınlanmış yazılarım var Maç ve skor tahminleri var Gündeme dair son dakika haberleri var Sık kullanılanlar listenize ekleyebilirsiniz Ayrıca golvar.com ile ilgili de bir duyurumuz var videonun içeriğinde belirteceğiz arkadaşlar. Evet Fenerbahçe'de gözler Berke ve Ferdi'de. Şu anda Fenerbahçe'de gözler Berke ve Ferdi'de. Neden? Çünkü sözleşmeleri bitecek olan iki yıldız. Yani şu an iki yıldız Fenerbahçe'de sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer konusunda somut gelişme bekliyor taraftarımız. Arkadaşlar ben sonra söyleyeceğimi İlk başta söyleyeyim de unutmayın. Şimdi birçok arkadaşımızda Berke çöplemesi görüyorum. Ya yeteneksiz, şöyle kötü, böyle kötü falan filan gibisinden. Siz bunları ciddiye almayın arkadaşlar. Siz bu arkadaşlara hiç ciddiye almayın. Çünkü bu arkadaşlara göre Berke Özer senenin başında Atletico Madrid'e gidecekti. Siz bu arkadaşlara ciddiye almayın. Atletico Madrid'in istediğini iddia ettikleri kaleciyi bile çöplüyorlar. Bunları ciddiye almayın. Şimdi Haberde diyor ki Berke'nin önceliği Avrupa olsa da Ferdi Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Ve Fenerbahçe'nin genç yıldızları Ferdi Kadıoğlu ile Berke'nin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. 2018 yılında Başkan Ali Koç'un ilk transferi olarak kadroya katılan iki genç yıldız için artık somut gelişmeler bekleniyor demiş haberde. Şimdi iki genç yıldız. İkisi de gelecek vadeden ve e, önemli takımların transfer listesinde olan iki yıldız. Şimdi camiada merak konusu. Oyuncularla görüşmeler gerçekleştirildi. 2,5 yıl kiralık olarak Belçika'nın Westerlo takımında forma giydi Berkem. Avrupa'da tecrübe kazandı bir nevi. Şu anda da oynamaya sıcak bakıyor. Ancak genç kaleci henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yaşamadı diyor. Görüşmeler sürecek diyor. Ferdi kalmak istiyor haberi var. Ya yani Fenerbahçe taraftarı da Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. İki tarafta son görüşmelerini yaptı. Diyor. Peki Mustafa hocam senin duyumların ne şekilde? Vallahi arkadaşlar bilmiyorum ne kadar inanırsınız benim duyumlarım ama ben ikisiyle de uzatıldığını biliyorum. Yani bana gelen duyumlar bu şekilde. Ha uzatıldıktan sonra Berke'nin ayrılma talebi olduğu ama Fenerbahçe yönetiminin bak dur 6 ay geldikten sonra 6 ayın taliplisi çok muhtemelen sezon sonunda gidecek. Önümüzdeki sene kaleci, kalemizi sen koruyacaksın. Seni biz e, Fenerbahçe kalesinde uzun yıllar görmek istiyoruz şeklinde telkinlerin olduğunu biliyorum. Ha, e, çok da çöplemenin lüzumu yok. Zararı yine Fenerbahçe'ye olacak arkadaşlar. Bu huyunuzdan vazgeçin. Napoli Kim min ji için geliyor. Fenerbahçe'nin Koreli yıldızı Kim min ji oynadığı futbolu alkış toplarken Avrupa devlerinin de transfer radarına girdi. iddialara göre Kim Min-ji için kulüpler Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ve dev bonservis önerecekler. Şimdi Kim min ile ilgili hatırlayın arkadaşlar. Herkes Tottenham yazıyordu. Ben diyordum Tottenham'ın haberi var mı? Herkes Milan yazıyordu. Milan'ın haberi var mı diyordum. İşte herkes Newcastle United yazıyordu. Newcastle'ın haberi var mı? Şu bu. En son birisi Napoli'yi yazdı. Evet dedim bu sefer doğru. Yani Napoli'nin ilgisi var. Bugünlerde yine aynısını söylüyorum. Napoli'nin Kim ciddi bir ilgisi var. Alma düşünceleri var. Fikirleri var. Hatta çok da ciddi takip ediyorlar. Bunların hepsini çok net şekilde söylüyorum. Çok net dönüyor. Yani bunları çok 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 net söylüyorum. Herkes bilsin. Sonra Aykut Kocaman neden böyle yaptı diye düşünmesinler. Biz onların adına düşünebiliyoruz. Aykut Kocaman beni herhalde. Şimdi Çin takımlarından Çin liginden kadromuza kattık ve şahane bir performans gösterdi. Allah nazardan sakınsın. Allah nazardan korusun. Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekti ve ilk somut adım İtalya'dan geliyor. Uzun süredir kime ilgisi olduğu yazılıp çizilen Napoli Güney Koreli stoperin transferi için harekete geçme kararı aldı diyor. Ee, ve İstanbul'a geliyorlar diyor. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Hafta içinde İstanbul'a gelerek kimi transfer için sarı lacivertli kurmalarına masaya oturacağı belirtilmiş. Hayır Napoli'de işler böyle yürümüyor. Muhtemelen gelecektir. Perşembe maçı izleyecektir eğer gelecekse. Ki bana ulaşan bir bilgi yok. Giuntoli Elif Elmas'ın Napoli transferinde de başvuru oynamış bir isim de. bilginiz olsun. En az 25 milyon euro ve sonraki satıştan pay diyor arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde kapıyı 25 milyon eurodan açacağı bir sonraki olası transferden pay talep edeceği gelen haberler arasında yer alıyor diyor haberde. Tabi ciddi bir transfer kaynağı demiş. Şimdi benim aklıma Trabzonspor geldi. Niye Trabzonspor geldi onu da açıklayayım. Ee, Trabzonspor bu sene şampiyon olacak artık kesin. Ama direkt şampiyonlar ligine gidemeyecek. Yani direkt şampiyonlar ligine gidemeyecek. <laughs> Türkiye'den de muhtemelen başka takım gitmeyecek. 25 milyon euro civarında bir para alacaklardı eğer gitselerdi. <laughs> tabii ön eleme vesaire oynayacaklar. Orayı geçip gitme ihtimalleri tabii ki var. Ama e, uzun süredir Avrupa arenasında sıkıntı yaşadıkları için muhtemelen bölüm sonu canavarlarının denk geleceği de aşikar. Yani Trabzonspor'a bölüm sonu canavarlarının denk geleceği aşikar. Ama şimdi bir takım şampiyon olup Ligden aldığı para sadece 3,5 milyon euro başka bir şey değil. Artı Şampiyonlar Ligi'ne gitse dahi 20-25 milyon euro alırken diğer takım 3 milyon euroya futbolcu alıp 25 artı sonraki satıştan pay yapacak. Yani Fenerbahçe'nin en azından kayıp giden sezon için birçok tesellisi var. İşte Kim Minji'yi satılırsa teselli, Salah'yı satılırsa teselli, Altay satılırsa teselli, ne bileyim başkası satılırsa teselli. İnşallah böyle olur diyorum. Ha Hocam Trabzonspor'da da isimler var. Trabzon biraz yaşlandırdı isimleri. Hani Trabzon'da para edecek genç isimlerden bir tane Uğurcan var. Hani onun dışındaki isimler para edecek, yüksek para edecek performans sergiliyor mu? Sergilemiyor. Hani yaş olarak gençlerden bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. O yüzden durum bu arkadaşlar. Umarım da olur. Peki hocam. Peki hocam. Löv konuşuluyor. Hani löv gelirse işte Salahi'nin Kim Minji'nin gitmesini ister mi? Değil mi mantık olarak? Valla e, ee, Nenat Bielisa gelirse mesela Nenat Bielisa ister gitsin der. Gitsin arkadaş. Ben size 10 tane Salayı bulurum der. Aslında var ya bir şey söyleyeyim mi? Vitor Pereira'ya biz yalvarsak, rica etsek desek ki scouting yaptığın isimleri söyle. Her futbolcunun satışından sana %5 pay. Vallahi bak sen bize futbolcu söyle biz sana %5 pay verelim. Yani adamın scouting enfes. Gerçekten enfes. Ha teknik direktörlük konusu onu tartışılır siz birisiniz onu. Ama scouting enfes. Löv demişken Löv'le ilgili sıcak gelişmeler var arkadaşlar. Bu arada duyurumuzu yapalım. golvan.com siz değerli takipçilerimize 6 adet Fenerbahçe bu sezonun orijinal formasından hediye etmek istiyor. Perşembe günü Fenerbahçe Slavya Prag maçının bitimindeki maç yayınının e, sohbetine değil yorum kısmına yani yayın bittikten sonra yorum kısmına Fenerbahçe boşluk golvan.com yazacaksınız. Artı kanala abone olacaksınız. Artı videoyu beğeneceksiniz. Hatta ben size diyorum ki belki çeşitli sürprizler olabilir. Bugünden itibaren başlayın. Bütün videoları beğenin. Yani bugünden itibarenki videoları. Hatta reklamlara da tıklayabilirsiniz. Bugünden itibaren yorum yazabilirsiniz ama golvar.com yazmayın. Çünkü hani bir işe yaramayacak boşuna yazıp da şey yapmayın. Ha, yazabilirsiniz de sıkıntı değil. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Yazıyorsanız ayrı ayrı yazın. Çünkü spam'a düşmesin. Ve e, kanala mutlaka abone olun. Perşembe günü çekilişten yararlanın. Bir hafta sonra çekilişin sonucu açıklanacak. Haberiniz olsun. Gelelim Löwe. Real Madrid'in Löwe ilgisi var. Mış. Ve bu ilgi sebebiyle Fenerbahçe görüşmelerini ağırdan alıyormuş löv. Arkadaşlar bu haber gerçeği yansıtmıyor. Yani Real Madrid'in ilgisi var falan filan. Şimdi niye yansıtmıyor? İnternete girelim. La Liga puan durumu. Girdim. Real Madrid 54 puanla lider. Sevilla ikinci sırada 50 puanla. Üçüncü sırada Real Betis 43. Barcelona 39 puanda. Bayağı var zirvenin arasında. Ama Barcelona bildiğiniz orta sınıf takımına dönüşmüş. Atletico Real Madrid'in yaz transfer döneminde de hayvani transferler yapması gündemde. Onu da belirteyim de. Şimdi dolu dizgin lider giden bir takım var. 38 maç. 14 maçları kalmış. 4 puan öndeler. Çok güzel. Maçlarına bakıyorsun. Yani Real Madrid'in maçlarına bakıyorsun. E, gayet güzel. Real Madrid maçları diyeyim. Önümüzde şampiyonlar e, liginden elenmişler miydi? Yok. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'de maçları var son 16 turunda. Yani gayet güzel gidiyorlar. Artı kupa maçlarında bildiğim kadarıyla devam ediyorlar. Şimdi bu şartlarda Real Madrid'in e niye teknik direktörü gönderilsin? Ve niye lövü getirsin? Değil mi? Biliyor musunuz Real Madrid'in teknik direktörünü? Hiç bilginiz var mı arkadaşlar? Bakın ben size bir ee, şey söyleyeceğim. Carlo Ancelotti. 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 Şimdi Ancelotti'yi gönderip Löv'ü niye getirsin? Siz bana cevap verin. Duyumu muyumu boşverin. Dönelim haberimize. Başkan Ali Koç dahil olmak üzere Alman teknik adam şunu istiyormuş. Yani alt yapı kendisine verilsin. Ali Koç da dahil olmak üzere Samandıra'ya kim gelmek istiyorsa önce kendinden izin alsın istiyormuş. Yani bunlar ağır istek diye söylemiş. Hayır. Şimdi Fenerbahçe'nin aklındaki isim Löv mü? Löv. Peki Löv'ün Fenerbahçe'den istekleri olacak Tabii ki olacak. Bu da okey. Şimdi Alman milli takımından ayırdı. Yıllık 4 5 milyon euroluk maaş dışında gelmesi halinde takım kurması konusunda gerekli sorumluluğun kendine verilmesini istiyor. Ee, yenisini ekliyor. Altyapının kontrolü. Ve e, sezon sonu bekliyor demiş. <laughs> Olmazsa Şimit ya da Jesus 62 yaşındaki çalıştırıcının Real Madrid'in başına geçme fırsatını kaçırmak istemediği konuşuluyor. Kanarya'nın Löv'den olumsuz bir yanıt alması halinde görüştüğü diğer iki isim önce de önceliğini PSV'den ayrılma kararı olan Roger Schmidt'e vereceği, <laughs> üçüncü adayın da Jorge Jesus olacağı bilgisi var demiş. Bu iki adayın da ben olacağını zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü birincisi Roger Schmidt gelirse Ali Koç'a millet 7-24 küfürler eder. Yani birini getirdin başımıza e, şeyden Hollanda Ligi'nden sonuç ne oldu? Daha ikincisini getiriyorsun derler. İkincisi de Roger Schmidt'in öyle kolay bırakılacak bir isim olduğunu düşünmüyorum. Yani takımının öyle kolay bırakacağını zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Ha yine de ihtimal var mı? Valla Fenerbahçe Başkanı kararsız bir adam. Yani bugün okey dediğini yarın değiştirebiliyor. Ama Ali Koç dünyaca ünlü hocayla anlaştı diye bir haber var. TGT'nin Ekranlarında yayınlanan stüdyoda stüdyoda futbol programında önemli açıklamalarda bulunmuş gazeteci Ahmet İrcanlar eee Fenerbahçe Başkanı Ali lövle her konuda anlaşmaya vardığını açıklamış. Bakın. Şimdi 12 numaranın bir Telegram grubu varmış. Ben çok bilmiyorum. Yokum öyle gruplarda. Yani beni de daha doğrusu e, engelli falan değilim de yokum o Telegram gruplarında. Orada bir şey ortaya atmışlar. Hani %100 Löv Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü demişler. Sonra da ha biz şaha yapıyoruz falan filan demişler. Bizim şaha yaptığımızı siz gerçek algılıyorsunuz falan filan demişler. Vesaire. Yani bu taktikler değişik taktikler. Ama Ahmet Ercanlar canlı yayında Löv'le her konuda anlaşma yavralı demiş. Samandıra'ya yeni bir tesis yap. Bak şimdi Löv konusunu attım kenara. Ahmet Ercanlar'ın transfer duyumlarının hiçbirine inanmayın. Ama kulüple ilgili verdiği bilgilerde hani Ali Koç hamile bile dese inanın. Çünkü kulübün içinden güzel bilgiler alıyor. Diyor ki Ali Koç'un Samandıra'ya ye yeni bir tesis yapılması üzerine harekete geçtiği belirtti. Diyor. İyi bir ekip kuracak, iyi bir analiz ekibi, iyi bir scout ekibi kuracak. Löv Fenerbahçe'yi yeniden canlandıracak demiş. Bu olabilir, olmaz. Ona bir şey diyemem. Şimdi Telegram grubunda löv demişler sonra inkar etmişler bir şaha yaptık diye. Şaha yaptık demişler. Ahmet Bey de açık açık %100 diyor. Artık geri dönüşü de yok. Açıklamalarına şöyle devam etmiş. Samandıra'da yeni bir tesis yapıyor Fenerbahçe. Onunla ilgili önemli bir aşama kaydedilmiş duyumda. Sayın Cumhurbaşkanımız onayı vermiş arazi tahsisi için. Bak buna inanın. Onun da, bil, onun da bilgisini verelim demiş. Bak buna inanın. Yani Fenerbahçe'nin tesisini genişletme e, duyumuna inanın. Bu %100 doğrudur. Hatta hatırlarsanız ben bunu daha önce de söylemiştim size. Demiştim hani Ali Koç gider işte e, Recep Tayyip Erdoğan'la görüşür. Şükrü Saraçoğlu stadının e, arsası, arazisi işte e, kenar evlerin sesi arazisi, dere hazı tesisleri falan hepsi verilir. Atıyorum Fenerbahçe'nin borcu komple kapatılır devlet hazinesinden. Artı Fenerbahçe'ye mükemmel bir stat verilir. Bir de işte Pendik dolaylarında falan işte e, ya da yakın dolaylarda genişçe bir antrenman tesisi hani 9-10 tane sahanın yan yana olduğu A takımla genç takımın iç içe olduğu bir tesis tahsis edilir diye söylemiştim. Bunu Fenerbahçe açısından şu yüzden söyledim. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un stadlarının hepsini devlet yaptı. Yani devlet eliyle yapılmış stadlar. Ama Fenerbahçe kendi stadını kendi yaptı. Yani şimdi taraftarlar arasında şöyle bir şey var. Ya biz üvey evlat biz. Bize niye bir e, tesis yapılmadı diye. Yani hem bunların önüne geçilir hem Fenerbahçe'nin o e, arazisi iyi değerlendirilir diye düşünüyorum. Hala da bu fikrimin arkasındayım. Ben böyle bir şey de bekliyorum gelecekte. Bunu siyasi bir açıklama gibi düşünmeyin arkadaşlar ya da siyasi bir görüş gibi düşünmeyin. Olması gereken de bu. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın tesisleri gerçekten içler acısı, rezalet. Yapmayın arkadaşlar, etmeyin. Bakın biz artık şu dönem bitti. Al oradan Avrupa'dan iki tane yıldız, ver kırmızıyı, alttan geçir şöyle yazıyı, bitti. O dönem bitti. Hocam ama Başakşehir Pizzi'yi getirdi, Trezeguet'i getirdi. Kiralık. Hocam Trabzonspor Visça'yı aldı. Siz kaçınız Visça'yı yıldız olarak görüyordunuz? Kaçınız beğeniyordunuz? Kaçınız beğeniyordunuz? Anlatabiliyor muyum? Yani bana bunlarla gelmeyin arkadaşlar. Bana bunlarla, gerçekten bunlarla gelmeyin bana. Fenerbahçe'ye gelmedi miydi? Yıldız oluyor, geldi miydi çöp oluyor. <laughs> Löv konusunda ben bir kez daha söylüyorum. Mustafa Hocam senin fikrin nedir? Aykut Kocaman. Yani Aykut Kocaman olur. Eğer Ali Koç aklı başında bir adam olsa Nenat Bielisa'yı getirir Fenerbahçe'nin başına. Bakın Fenerbahçe'ye yapılanma lazım. Fenerbahçe'ye para lazım. Fenerbahçe'ye huzur lazım. Ancak ve ancak bunlarla olur. Bakın bir Nenat Bielisa takımın e, her şeyini değiştirir. Bu adam düşük. Ya hocam Bielisa'yı bu kadar övmenin sebebi nedir? Düşük bütçe yüksek performans. E, esnek taktik anlayışı. Yarım kalan hikayesi yok. Çünkü hiç hikayesi olmadı. Direkt hikayeyi yazmaya gelecek. Ve gösterdiği başarılar arkadaşlar. Yani e, Hırvat Ligi puan durumu deyin. Girin Google'a. Sadece bende yok arada Google. Sizde de var. Girebiliyorsunuz. Orada Bakın bakalım. Osijek 46 puanla ikinci sırada. Lider Dinamo Zagreb'in bir maçı eksik ama 3 puan gerisindeler. Anlatabiliyor muyum? Yani Osijek takımının teknik direktörü. Ee, ve bu Osijek düşünün arkadaşlar e, son maçında 19 şut çekmiş. 7 isabet. Yani 19-0-7 olmuş. Hala testler bunu da açıklayın. Demek ki e, Nenat Biyelisa Fenerbahçe'de. Adamın Taktik anlayışı, sistem anlayışı gayet iyi arkadaşlar. Ve Osieck'in maçlarına baktığınız zaman, hocam ya Allah'ın seversen Hırvat Ligi'ni bize mi övüyorsun? Kaç kuruşluk takımlar. bu hatayı çok yapıyorsunuz. Bu hatayı çok yapıyorsunuz. Bize yükselişte olan, yani değeri yükselişte olan ve piyasası yükselişte olan bir teknik direktör lazım. Bence Nenad Birlese biçilmiş kaftan. Aykut Kocaman'ın ismine sıcak bakar mısın? Aykut Kocaman gelirse kıyamet kopar Fenerbahçe'de. Bakın şunu söyleyeyim. Bana kalırsa ligin bug'ını çözmüş teknik direktör Aykut Kocaman. Niye? Savunma yap. Yaslan. Kontra ataklan çık gol at. Abdullah Avcı da benzerini yapıyor. Haberiniz olsun. Dikkat edin bu ligde başarılı olmak. için Konya Spor da benzerini yapıyor. Bir tek ilk üçteki takımlardan biraz Adana Demir biraz pozitif futbol oynuyor. Hatay Alanya biraz pozitif futbol oynuyor ama o da e, tökezlemeli gidiyor. Bir git bir kal iki geri falan gibisinden. Ben dediğim gibi inşallah aklı başında bir karar verilir ve karar bir elisi olur. Ama ben Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün artık çok sıkıntılı bir yani çok sıkıntılı bir sürecin üstüne geleceğini ve en iyi teknik direktör gelse de sıkıntı olacağını düşünüyorum. Ayrıca baktığınız zaman arkadaşlar bu ligde millet futbolcusunu teknik direktör falan yapıyor. O kadar kalitesiz bir ligde bu kadar masraf yapılır mı? Takdiri size bırakıyorum. Görüşmek üzere.